Merhaba, bugün sizlerle beraber Fizan tavuk ırkını inceleyeceğiz. Tabii ondan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda bulunan Fizan horozu, bu da Fizan tavuğu. Bunlar da bir aylık Fizan civcivleri. Fizan tavuk ırkı ile ilgili genel bilgiler vereceğiz. Ardından tarihçesine değineceğiz. Dış görünümüne değinip videoyu bitireceğiz. Fizan tavuğu sülüngiller familyasında evcilleştirilebilir kuş türüdür. Bunlar da fizan civcivleri. Bir aylık oluyor bunlar. Tabii kamerayı tutup onları bir yandan çekip bir yandan da onları tutmaya çalışıyoruz. Bu biraz zor oluyor. Ondan böyle etrafa kaçışıyorlar. Maalesef gördüğünüz gibi. Fizan tavukları çoğunlukla çiftliklerde ve büyük parklarda ve hayvanat bahçelerinde yetiştirilir. Fizan tavuklarının ana vatanı Avrupa'dır. Fizan tavukları özellikle kafasında bulunan ibikleri ve kabarık tüyleri ile tanınırlar. Fizan tavuklarının kafasındaki ibikleri başlarının tamamını kaplayacak kadar büyüktür. Fizan tavuğunu ibiğinin büyük olması görüş alanını kısıtlar. Bu durumda tavuk asabi bir karakter sergiler. Fizan tavuğu genellikle şov amaçlı yetiştirilmektedir. Terbiye edildiği zaman uysal, sakin ve ürkek olurlar. Fizan tavuğunun kıvırcık, sakallı, sakalsız tüyleri vardır. Burada da ana çolak fizan tavuk ve horozunu görüyoruz. Fizan tavuklarında uçma yeteneği yoktur. Çoğunlukla süs tavuğu olarak yetiştirilir. Fizan tavukları fazla kuluçkaya yatmazlar. Fizan tavuğu geçmiş zamanlarda sadece yumurtası için yetiştirilmekteydi. Günümüzde ise süs amaçlı yetiştirilmektedir. Fizan tavukları tepelerinde bulunan büyük şapka şekilleriyle çok eskiden beri tanınan popüler süs tavuklarıdır. Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Fizan tavuğunun iki cinsi vardır. Biri iri cins sakal denilen gagasının altındaki tüyleri ve tepelerindeki süslü güzel bir görüntü veren tüyleri olan tavuktur. Diğeri ise minyatür cinsidir. Genellikle bu cinslere sakalı yoktur. Bu minyatür fizanın tepelerindeki tüylerin büyüyüp gözlerine girmemesine dikkat edilmelidir. Şu an gördüğünüz tavuk ırkı da sakallı fizan tavuğu. Bunların da aynı şekilde kırpılmasına, makasla gözlerine girmeyecek şekilde o tüylerin kırpılmasına kesinlikle dikkat edilmelidir. Aksi takdirde
tavuk ve horoz ki önünü görememektir. Fizan tavuğunun özelliklerine gelecek olursak. Fizan tavuklarının renkleri altın rengi, gümüş rengi, beyaz, gri, siyah, beyaz, tepeli olurlar. Şu an videosunu aldığımız fizan tavuğu da portakal rengi fizan tavuğudur. Fizan tavuğu senede 130-180 adet yumurta yapar. Kuluçka süresi ise diğer tavuklarda olduğu gibi 21 gündür. Yumurtlama dönemleri Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Yumurta rengi beyazdır. Fizan tavuğunun damızlık yaşı 5,5-6 aydır. Erkek fizan kilogramı 1 ile 2,5 kilogram arasında değişiklik gösterir. Tavuk fizan ağırlığı 900 gram ile 2 kilo 200 gram arasında değişiklik gösterir. Fizan tavuklarının tepelerinde tüyler bulunur. Bu tüyler fizan tavuğuna çok değişik hava vermektedir. Bazı türleri sakallıdır. 4 adet tırnakları vardır. Bacaklarında tüy yoktur. İbikleri V şeklindedir. Kulak memesi ve gerdan ibiği ufaktır. Tepe ibiği ve sakallar arasında gözükmez, tamamen gizlenmiş olmaktadır. Fizan tavuklarının kulak memesi beyaz olur, gerdanındaki ibiği ise kırmızıdır. Evet, dikkatlice bakacak olursak gerdanının ibiğinin kırmızı olduğunu fark ederiz. Horozumuzda şu an görünüyor. Tavuklarının beslenmesine gelecek olursak, civciv dönemlerinde tavuk civciv yemleri verilir. Piliç haline geldikleri zaman, yani olgun tavuk haline geldikleri zaman etlik piliç yemi ve yumurta yemi karıştırılıp verilir. Damızlık dönemlerinde ise tane yemler, buğday, mısır, arpa ve yeşillikler verilmektedir. Bunların yanında bağışıklık seviyesi için vitaminler A, B, C, D, E ve K vitaminleri verilmektedir. Fizan tavuğunun bakıldığı alanlar dezenfekte edilmeli, su tutmayan özellikte olmalıdır. Fizan tavuğunun bulunması gereken mekanın ebatları ise tel tabanlı 2 metrekaresi kafeslerde veya 6 metrekare toprak tabanlı kafeslerde bakılmalıdır. Kafesler içerisine kaba, talaş, saman serilmeli ve bunların kümese serilme kalınlığı ise kış aylarında 8 santim, yaz aylarında ise 5 santim olabilir. Bu altlıkları ayda bir değiştirilmelidir.
Derslere konan yemlikler rahatça yiyebilecekleri şekilde olmalı, her gün değiştirilmeli. Kümeslerde bol miktarda su bulundurulmalı ve kolay temizlenebilen suluklar olmalıdır. Fizan tavuk ırkının tarihçesine gelecek olursak, fizan tavuklarının tam olarak kökeninin nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Kesin olmayan bilgiler ve varsayımlar ile Fransa olarak kabul görmüştür. Fizan tavuklarının 1850 yıllarda belirgin özelliklerinin konulma çalışılması ile bazı spekülasyonlar da ortaya çıkarmıştır. Bunlardan biri, fizan tavuk türünün belli başlı özelliklerini hangi tavuk ırkından almış olduğudur. Bu özellikleri belirlemek için oldukça uzun süren tartışmalar yapılmıştır. Çünkü türe benzeyen birçok tavuk ırkının varlığı söz konusudur. Birçok tavuk ırkında 4 parmak olduğu için fizan tavuklarının ayırt edilmesine yardımcı olan parmakları olmuştur. Fizan tavuklarında düzgün 5 parmak bulunur. Kökeni Fransa'ya dayanan Dorking tavukları gibi fizan tavukları da Fransız bir tavuk ırkı olarak görülmüştür. 1850 yılında tüm tavuklar gibi İngiltere'ye, oradan da 1865 yılında Amerika kıtasına ayak basmıştır. 1874 yılında ise Amerika mükemmelliği standardına girmiştir. Fizan tavuğu büyük şapka gibi tepeleriyle popüler süs tavuğudur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yetiştirilen bu tavukların küçük ve orta boy olmak üzere iki vücut yapısında olanları ve değişik renkleri mevcuttur. Bazılarında sakal denilen alt gaga altında tüyleri olabilmektedir. Tepelerin fazla büyüdüğü dönemlerde hayvanın gözlerine girmemesine dikkat edilmelidir. Fizan tavuğunun bir diğer adı da padodur.
Padolar ilk olarak 1475'te Kuzey Hollanda'da Kennerland'da yetiştirilmişlerdir. Amerikan standartları tarafından 1784'te ayrı bir cins olarak kabul edilmiştir. Sakallı veya sakalsız tipleri olan padoların gözlerini kapatan tepe tüyleri çok değişik bir hava verir. Üreme yaşı 6 ay olan padolar uygun ısı ve ışık sağlandığı takdirde yıl boyunca yumurta vermeyi sürdürürler. Yapısı yelpaze şeklindedir. Horozların kuyruk üstünde hilal şeklinde tek kuyruğu ayırt edicidir. Fizanlarda tepe yapısı harici buyuk ve alt sakalda mevcuttur. Yani fizan horozları ve tavukları saçlı sakallı bıyıklıdır diyebiliriz. Fizan tavuğunun bir diğer adı Polonya'dır. Özellikle kafa ibi ve tüyleriyle tanınır. Bu tavukların kafa ibikleri tüm başlarını kaplayacak kadar büyüktür. Bu ibik tavuğun görünüşünü kısıtlar ve ona asabi bir karakter kazandırır. Buna rağmen fizan tavukları, yani diğer adıyla Polonya tavuğu, terbiye edildiğinde oldukça uysal ve ürkek bir cins olabilir. Cinsin adının etimolojisine gelecek olursa, cinsin adının kaynağı belirsizdir. Polonya tavuğunun fizan, Polonya ile ilgisi bilinmemektedir. İsmin Hollanda dilinde kafa anlamına gelen pol sözcüğünden türediği ve bu cinse dikkat çekici kafa yapısından dolayı verildiği de varsayımlar arasındadır.
Frizan tavuğunun çeşitli alt türleri vardır. Bunlar beyaz tepeli, siyah pado, altın pado, gümüş pado, beyaz pado, sarı pado, siyah beyaz kırçıllı pado ve gri pado. Sizlere Frizan tavuk ırkının genel özelliklerini, tarihçesini, görünümünü, beslenmesini ve hangi mekanda tutulmasıyla ilgili genel bilgiler verdik. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bizim videolarımızın açıklama kısımlarında irtibat için Instagram, web, Twitter ve telefon numarası mevcut. Orada bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.